CHP'nin FETÖ aşkı bitmez. CHP yönetiminin FETÖ ile ilişkisi bitmek bilmiyor. Bu ilişkinin geçmişi bir hayli gerilere hatta kaset operasyonu öncesine kadar uzanıyor. Ama en açık şekliyle 17-25 Aralık yargı darbesi öncesi ve sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde FETÖ'nün önemli isimleriyle buluşmasında ve o darbeyi sahiplenmesinde gördük. Arkasından gelen yerel ve genel seçimlerde bir ittifak yapılmadığını da bizzat CHP'li vekiller açıkladı. Uşak örneğinde olduğu gibi FETÖ'ye yakın isimler milletvekili adayı bile yapıldı. Ama daha aleni olanı bizzat Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Fatih Gürsul'un FETÖ PD'ye silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasıydı. Şimdi CHP'nin yerel ayağında da benzer bir ilişki iddiası var. Bu iddia nedeniyle İzmir'in CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. Başkan Oğuz, FETÖ'yle iltisaklı olduğu için kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi olmak, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla iletişim kurmakla suçlanıyor. Bu suçlamaları hem belediye başkanı Oğuz hem de CHP'nin yetkili isimleri toptan reddetti. Yargı sürecinin nasıl seyredeceğini göreceğiz ama İzmir CHP kulislerinde işin arka planında birçok siyasi isminde karıştığı bambaşka bir boşanma davasından söz ediliyor. Sadece İzmir değil CHP bile karışabilir. Aksünger ABD'de hangi FETÖ'cüyle görüştü? Bu arada söz İzmir'den açılmışken İzmir'in en aktif siyasi aktörlerinden Erdal ile ilgili çok konuşulan bir soruyu da buradan soralım. Başta Aksünger olmak üzere bir ara CHP'liler ABD'nin yürüttüğü Halkbank operasyonundan çok umutlanmışlardı. Oradan alacakları sonuçlarla iç siyaseti şekillendireceklerini umdular. İstediklerini elde edemediler ama her zeminde de olayı kullandılar. İşte bu iş için bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger görevlendirilmiş ve Halkbank davasını izlemek için ABD'ye gitmişti. Şimdi soruyu soralım. Ak sünger ABD'deyken hiç kaçak FETÖ'cülerle görüştü mü? Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları. Şu sıralarda AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurdukları ve kuracakları partilerin bir varlık gösterip gösteremeyeceği tartışılıyor. Doğrusu bugünler hem onlar için erken hem de daha seçime 3 yıldan fazla bir zaman var ve çok şey değişir. Peki aylardır tartışıldıkları halde şu anda nasıl bir karşılıkları var? Sorunun cevabını Optimal Araştırma Şirketi'nin 13-15 Aralık tarihleri arasında 2185 kişiyle yüz yüze yaptığı anket veriyor. İki isim de henüz bir rüzgar estirmiş değil. Partisini kuran ve genel siyasi yaklaşımını açıklayan Davutoğlu da parti kuracağını söyleyen Babacan da yerlerde sürünüyor. Bugün seçim olsa hangi partide oy verirsiniz denildiğinde bu iki ismin aldığı oy oranı sadece %6. AK Parti, MHP ve HDP oylarını korurken CHP ve İyi Parti ise düşüştü. Bu sonuçlar şaşırtıcı da değil. Çünkü toplumun yeni bir partiye ihtiyacı yok. Daha doğrusu yeni bir parti arayışı iktidardan çok muhalefette var. Bu gerçeği Muharrem İnce ile ilgili sorularda da görüyoruz. CHP yönetimi ile İnce arasındaki kavgada halk İnce'yi haklı buluyor. Bu konuda %40'la en büyük desteği de CHP tabanı veriyor. İnce'ye oy veririm diyenlerin oranı ise %17. Bu tablodan erken seçim çıkmaz ama yeni partiler çıkabilir.